gündem dışı ikinci söz, Burdur'un sorunları hakkında söz isteyen Burdur Milletvekili Mehmet Göker'e aittir. Buyurun Sayın Göker. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Burdur'umuz, Burdur Gölü'ndeki kuruma ve Salda Gölü ile gündeme gelebilen, tüm Türkiye'yi saran ekonomik buhranın tamamen hissedildiği, güneyinde turizmi ile Antalya'nın, batıda sanayisi ile Denizli'nin, kuzeyinde ise siyaseti ile kendisine yol açmış Isparta'nın arasında sıkışıp kalmış küçük, mütevazi bir Anadolu kentimiz. Yukarıda belirttiğim coğrafi koşullar nedeniyle tabiri caizse kendi yağıyla kendisi kavrulmaya çalışan bir yörenin çocuklarıyız. Niye mi kendi yöresiyle, niye mi kendi yağımızla kavruluyoruz? Çünkü 2020 yılında Burdurlu'ya tahakkuk ettirilen yaklaşık eski parayla 1 katrilyon liradan daha fazla bir paranın ancak 284 milyonu yatırım olarak geri dönebilmiş memleketime. Yine pandemi döneminde Burdur'da bulunan 12 bin esnafın sadece 6 binine, yani yaklaşık yarısına hibe desteği verilebilmiş ve Türkiye'de olduğu gibi Burdurlu esnaf da kaderine terk edilmiştir. İşsizlerin %22'lere ulaştığını öngördüğümüz ekonomik politikada Burdur'umuzda yaşayan gençlerimiz de bu sıcak gündemden nasibini almakta. Her gün bizleri arayan, ki eminim sizleri de aramakta, iş talepleri vicdanları yaralamakta, moralleri bozmakta. Bu talepler karşısında verilecek cevapların bulunamayışı nasıl bir şey, nasıl oluyor da ekonominin şahlanmış olduğunu bizlere çokça düşündürtmekte. Barışık bir kent dedim çünkü hangi siyasetten olursak olalım hepimiz birbirimizin düğününe gider oynarız, hepimiz birbirinin cenazesine gider ağlarız. Ancak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiği günden itibaren kendini daha da fazla hissettirmeye başlayan ayrımcı politikalar Burdur'da da maalesef yüzünü göstermiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verilerinde gördüğümüz yapılan yardımların %97'sinin AKP ve MHP belediyelerine, %3'ünün sadece muhalefet belediyelerine yapıldığı gerçeği bu hafta sonu iktidar vekilinin Burdur'da yaptığı açıklamayla kendisini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Burdur'da Merkez Belediyesi, Yeşilova Belediyesi ve Kocaeli Belediyelerine yardım yapmayarak ayrımcı zihniyet bir kez daha kendini göstermiştir. Toplumsal barışı tetikleyecek bu ayrıştırıcı zihniyetten bir an önce uzaklaşmalı, ülkemizin bütünlüğüne fayda getirmeyeceği gerçeğiyle yüzleşmelidir. Bununla birlikte HELP platformda yol yaptık diye övünen iktidar vekillerimiz ve kamudaki il genel meclisimize buradan bir seslenişte bulunmak istiyorum. Milattan önceki döneme taş çıkartacak olan Sazak Köyü yoluna, adeta savaştan çıkmışçasına yolu olan Çamlık Köyümüze, yolu mayın tarlası gibi olan Gündoğdu Köyümüze, bırakın arabayla gitmeyi, yayan bile yürümekte zorlanacağımız Karaliler Köyü'ne, yine Çukur'dan geçilmeyen Bayındır Beşkavak köylerimize, böbrek taşlarını düşürten Kocapınar, Düğer, Karacaali arası yolumuza, Kurna Günalan, Kızılseki, Kavacık, Başmakçı, Kayış Köyü ve daha nicesi. Gidilemeyen, gidildiğinde araba ile gidilmekte çok büyük eziyet çekilen bir yer. Asfaltın kimi tarafından bulunduğunu bilmiyorum ama asfalta toprak yamanının sizin tarafınızdan bulunduğu Burdur gerçeği. Gelelim ekonomimize. Burdur'un ekonomisini ana maddesini oluşturan çiftçi ve hayvancılık. Çiftçimiz perişan. Çünkü geçen sene 39-40 liraya kestirdiği hayvanını bu sene 42-43 liraya ancak kestirebiliyor. Sütüne ise bir yıllık ancak 30 kuruş zam alabildi. Fakat besi yemi 2000 liradan 2500 liraya, süt yemi 2250 liradan 2700'e çıkmış durumda. Ocak, Şubat, Mart süt desteklemeleri ise ancak yeni yattı. Gübredeki üre fiyatı 3 liradan 5500'e, DAP gübresi 3450 liradan 6800 liraya çıktı. Peki buradan çiftçimizi desteklendiğini, çiftçimizin durumunun iyi gittiğini bahsedebilmek mümkün mü? Değil. Ayrıca Burdur'un
makarnası, makarna durum buğdayı meşhurken desteklemelerle 1850'ye 1800'e aldığınız durum buğdayını yurt dışından yabancı ithalatçıya 2-350 lira vererek aldınız. Çiftçiye destek bu değildir arkadaşlar. Bir başka sistemi de söylemek istiyorum. Sürem doluyor ama başkanımız. Buyurunuz efendim. Evet, son dönemde kamu hastanelerinden yaklaşık 8000'e yakın hekim istifa etti. Bu istifa eden hekim karşısında bakanlık çareyi MHRS sisteminden hastalara verdiği randevu süresini 5 dakikaya düşürmekle buldu. Ama 5 dakikada bir hastanın bakılabilmesi, anamnezinin alınabilmesi, ona reçete yazılabilmesi imkansız. Hele Burdur'da tamamen imkansız. Niye mi? Çünkü bilgisayarlar eski, sistem yazılımı güncel değil. Az önce bir hekim arkadaştan video aldım. Sisteme girip hasta bilgilerini alıp dosyaya döküp karşısına profilini çıkarması sadece 2 dakika 28 saniye sürüyor. Hastaya verilen süre 5 dakika. Kapı önünde birikme, hastalar arasında kavga artmakta. Bu sistem güncellenmeli. Burdur Devlet Hastanesi başta olmak üzere tüm hastanelerdeki bu 5 dakika. Gündem dışı üçüncü